Şimdi abisi 1 puan ineceğini söyledi. Peki kritik soru size. İkinize de. 18'den de düşeceğini biliyor muydu abisi? %1 milyon. Yani 1 puan ineceğini bilen 18'den düşeceğini de bilir. Ben sana daha bir şey söyleyeyim. Nurettin Nebati'nin şeyini verseniz ya arkadaş, şu gözlerindeki mutluluğu, ışıltıyı, 18'den pırıltıyı. Düşeceğini biliyorsan benim de gözlerim parlar. Ve ben sana bir şey söyleyeyim Midin. Doları kim sattı? Doları kim sattı? Bugün bu satanların isimleri belli mi değil mi? Bankacılıkta. Belli kesinlikle. Çok net olarak belli. İki. Bir ay önce kim aldıysa. Ama BDDK sosyal medyayı takip etmekten, bunları takip bir etmek için. Bir saniye. Satan belli mi? Belli. Düştüğünde alan belli mi? Tabii ki belli. Çok her net. Şey çok net belli. Şimdi bizim Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin lütfen. Ama bu çok altyazı çok iddia diyelim yani, böyle bir şey bilmiyoruz. Yani ben en azından böyle bir şey iddia edemem. Hayır hayır, abisi söyledi çevresi. Çünkü niye? Abisini ciddiye almayacak kimse olur mu Nurettin Nebati'nin bu ülkede? Ama abisi basın açıklaması tarzında söyledi onu. Yani herkese söyledi de. Hayır, dövizin düşeceğini söylemedi adam. Biz orada dövizin... döviz düşecek demedi. Hayır hayır. Bir puan... Abisi söylediğinde döviz zengin. Sen onu söylediğin anda dövizin ama şeyin dövizin yükseleceğini biliyorsun. Yani evet. Bir puan indirimi evet. O açıdan söyle. Tamam, arkadaşlar Nurettin, onu kaldıralım altyazıyı. Nurettin Nebati'nin dün akşamki şu gözlerindeki ışıltıyı ve pırıltılı sahnesini verir misiniz lütfen sesini? Rakamsal bir şey vermiş. Rakam ben vermeyeyim şimdi. Ama çok çok iyi. Ya Gülçin'im, gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz gözlerinde? Orada sevinci görüyorum ama rakamları duymayı isterim. Şimdi ekonomi rakam işi. Ekonomi rakam işi. Ekonomi temenni işi. Ekonomi güven işi. Ekonomi istikrar işi. Ekonomi beklenti işi. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Abi ben şöyle tamamen ekonomi ve şey dışında ufak bir eleştiri yapabilir miyim? Gözlerle bana ilgili. Mı? Yok. Sayın Bakan'a. Muhafazakar bir çevreden bir bakanın karşısında bir kadın spikere gözlerimin içine bak demesini doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Kusura bakmasın. Niye gözlerinin içine bak deyince başka türlü mü oluyor? Ailesi baksın, eşi baksın, ama şu, sevdiği biz, baksın. Biz bunu sokakta gözlerimin içine bak, gözlerimin içine yok, bak deriz. Beni rahatsız bunu, ediyor. O aşk hikayesi. Beni rahatsız ediyor. Ben şimdi... Ya Nurettin Nebati, damat Berat Albayrak olduğunda bakan yardımcısı mı? Elvan olduğunda? Yine. Bakan yardımcısı. Ağbal, Merkez Bankası Başkanı olduğunda yine bakan yardımcısı. Bence o gülüş ne gülüşü biliyor musun bir de? Hepsini gönderdim. Başarı benim dönemime geldi demek. Bu gülüş bir şart kurnazlığı gülüşü. Yani öbürleri 18'e çıkarttı, ben 12'ye düşürdüm. Evet. Spiker diyor ki rakam ekonomi. Ne, o rakamı söz etmiyor. Diyor ki şu gözlerdeki ışıltı demek diyor ekonomi. Çünkü adam mutlu ve ben açık net söylüyorum. Bu akşamki 18 ayında da söyledim. Bu ülkenin tarihinde önümüzdeki birkaç yıl içerisinde şu dönemle ilgili olarak Vidin, 3 liradan itibaren ülkenin ekonomi baş danışmanının toplumun karşısına çıkıp 3 lirayı geçerse yüzümü tükürün dediği. Şimdi düşün, 85 milyon 3 liradan 18 lira gelinceye kadar her bir tükürük hakkını kullansa 1 lirada ne olur? Her vatandaşın... Ama bir dakika, hakkını yeme. Dün sabah dolar 3 liraya düştü. Neyse, düştü, onu anlatacağız. 15 kez tükürme hakkım var benim. Niye 15? 6 kat. Her lirada. 0.50 kuruşta 30. Ama 13'e geri döndü. Şimdi yok, tükürük hakkını geri alırım. Şimdi bu millet o kadar tükürüğü kullansa ne olur? Nehir olur. Şimdi buradan da olayımız şu. 3 liradan itibaren kim zengin oldu Vidin? Habire al sat. 7.70'ten Hollanda portakalı bıçakladığımız gibi bugün hani döner kesen bir kasap amca vardı ya. Döner kıyması dolar kıyması yapıyordu. O dönemde doların turşusunu kuranlar büyük büyük basın toplantıları düzenleyerek dolar 7.70'e ve ardından kaça düştü dolar? 6 liralara doğru. Tekrar aldı o aynı adamlar. Sonra ne oldu? Yani kısacası gün gelecek. Gün gelecek ve biz bu çevrelerin, bu yakın çevrelerinin, abilerin, dayıların, kuzenlerin ve açık bir şey daha söyleyeyim. Pazartesi akşamından itibaren, hatta ben bunu pazartesi sabahından itibaren kimler dolarlarını satmaya başladı?
Ve düştüğü andan itibaren yine kimler almaya başladı? Bir soru daha sana. Dolar 3.60'a nerede düştü bir dünya? Sen kafayı mı yedin? 3.60'a dolar düşer mi bu ülkede? Düşebilir mi? Şu anda düşemez. Nasıl düştü? Dün anlatsana şu hikayeyi. 3.60'a dolar, 4 liraya euro, 211 liraya gram altın düştü. Allah Allah. Tabii canım. Alındı, satıldı. Borsada. Viyop'ta. Hem de 1000, biliyorsunuz dolar ve euro şeydir. 1000'le çarparsın yine. 1000'le? Tabii tabii. 3.60'ı görenler korkudan 7'den 8'den sattı. Kim yaptı? Şimdi Viyop şöyle yalnız, yani vadeli işlemler ve opsiyon borsasıdır. Ya geleceği fiyatlayarak alıp satarsın. Orada şöyle bir şey var, yani o geleceği fiyatlayarak aldılar aslında. 31 Aralık vadelerden bahsediyorum. Bu yılın 31 Aralık. Evet, 31 Aralık 2021 vadeli kontratlarından. 3 lira. 3 lira 60 kuruş. Bana hiç mantıklı gelmiyor. Yani kim aldıysa hazır mı arkadaşlar? Kime sattırdıysa. Attıklarımız. Aynen. Korkutularak. Hazır mı? Hani tamam, dolar baskılanır, biraz da düşer ama 3'e de düşmez. Şimdi şöyle bir sıkıntı var zaten. Siz de bilirsiniz ki Türkiye'de, bu Amerika'da, Amerikan borsalarında yok ama Türkiye'de %10 bir ürünün fiyatı arttığında ya da düştüğünde artı eksi fark etmez durduruluyor. 5'te durduruluyor da 5, 7'de, 10'da artık devre kesiyor. Dolarda 10'dan açmadılar marjı. 20'den açmadılar, 30'dan da açmadılar. Sonuçta 18'den 11'e düşmüştü serbest piyasada. Yaklaşık %30'a falan geliyor. Hadi dediğiniz gibi geleceğe satın alıyorsunuz. %10 daha marş koy. %40'a kadar açabilir. Kaçtan açıldı biliyor musunuz? %80'le açıldı. Ve bundan kimsenin haberi yok. 9.25'te kapa bilgi verildi. İşte marjını biliyor musunuz? Nerede? 3.60'da mı? Evet. Oradaki olayı şöyle değerlendiriyorum. Cambaza bak olarak değerlendiriyorum. Mesele 3.60 değil. Şimdi siz 17'den, 18'den, 16'dan dolar almışsınız. Ve dediğimiz gibi 1000'le çarpılıyor bu işte. 3.60'ı görmüşsünüz. Onları göstereceğiz şimdi. Ve tekrar 8'e çıkmış. Ne yaparsınız? Satarız. Tamam. Zaten oradaki amaç millete 8'den sattırmaktı. 9'dan sattırmaktı, 10'dan sattırmaktı. Sonra 8'den satarken topla. Tabii. Şu anda yani 3.60 orada en kötü 12.80 değil mi şu anda? En dip rakam. 12.80. Şimdi 100 bin dolarınız ne kadar para kazandı tahmininiz? Bayağı güzel bir 100 para kazandı. 10, 1 milyon dolar yapıyor değil mi? 100 bin dolar çarpı 10 ile 1 milyon dolar. Tabii. 1 milyon TL. Milyon, ha, evet. Yok yok dolar. Ha, 1 milyon dolarda 4.5 ile çarptığında... Düşünemiyorum bir de. Arkadaşlar dün atmıştım size. Onları atın, ben söyleyeceğim. Durun deriz. Buluyorlar. Arıyorlardır. Dün hazırlamadınız mı onları? Yani şey yapalım. Yani şu bir gerçek ki. Ya her şey doları geçtim. Gram altın da 211 liraya. 211 liradan gram altın satıldı ya. Ama şimdi borsadaydınız. %80'le açabilir mi? Yok yani mümkün değil. Ben yatırım firmalarıyla görüştüm. Herkes şokta. Böyle bir şey beklemiyorduk. Zaten sıkıntı da orada değil mi? Yani koskoca 85 milyonluk bir ülke öyle bir yönetiliyor ki bir denge yok. Denge unsuru yok. Yani bir en tepedesin, bir yerlerdesin. 3 gün sonra bir kriz var. Yani devamlı kriz üstüne kriz. Ben bunu şeye benzetiyorum. Yani Luna Park'taki en heyecan verici oyuncağa binmek gibi Türkiye'de yaşamak. Çünkü her an ne olacağı belli değil. Benim tam şeye denk geldi. Şeyi takip ediyorum ben, Iris Hanım'ı, Iris Cibre'yi, ekonomistler. Bugün buna benzer bir şey yazmış. Diyor ki, Türk vatandaşı olmasam evet heyecan verici olarak görürüm. Ama diyor vicdanınız varsa bunu heyecan olarak bile göremezsiniz diyor. Ve bütün bunların da başarı olarak sunulması... Bu değil arkadaşlar. Ha, bir tanesi bu. Mesela bakın, 12.21 yani 31 Aralıklı Euro kontratı en düşük fiyat 4.14. Evet. Bilmeyenler için söyleyelim. L 4.1403 demek. O gün 4 lira 14 kuruştan yani dün euro satılmış. Gelelim diğerlerine. Bunu bulmuşlar. Bu altın. Altının gramı da dün bakın L'ye bakın orada. 211 lira 55 kuruştan. Alın yani ve satın işlemi. Muhtemelen oransal yapmışlardır. Yani şu anki durumlarına orantılı olarak 80 fiyatlamışlardır. %80. Devam edelim. Bu da dünden beri herkesin merakla sorduğu 3.60'dan dolar mı satılır bu ülkede dediğinin cevabı. Aralık 21 yani 31 Aralık 21'de bitecek.
yaklaşık 9 gün sonraki doların VIOP'taki kontratı L'ye bakarsanız 3 lira 65 kuruştan bu ülkede dolar alım satımı yapıldı. Şimdi diyeceksiniz ki 3 lira 65 kuruştan hangi salak sattı? Maalesef bu iş öyle değil. Siz de bilirsiniz. Teminatınız yetersizse yatırım firması sizin kontratınızı otomatik satma etkisine sahip. 3.65'e düştüğünde zaten sistemler otomatik sattı. Ve birileri de %80'le açılacağını bildiği için 3.65'ten çok güzel bir şekilde topladı. Ama ben hedefim... Teminatlılar battı o zaman. %99'u battı. %99 VIOP'taki döviz şeyleri battı dün. 80'den açarsanız batar. Birkaç his şey vermiştim. Bakın burada şeye dikkat edin. -29. Şimdi bakın burada kırmızılara dikkat edin. Cem Bey siz de bilirsiniz. Hepsi dikkat edin. Döviz ve altın dışındakiler -10'da ya da 9.99'da durmuş. Ama ne hikmetse dolar, euro ve altında bu durmamış. Peki bu kime hizmet ediyor? Alanlara. Satanları batırmaya alan kim? Ancak bunu bilebilecek olanlar. Bu arada serbest piyasada dün doların en düşük olduğu fiyat 11 lira. Yani 11 liraya kadar düştü. Doğal olarak işte VIOP'ta da ne olur? Hadi 10 olsun. 10.50 olsun. En fazla o da yani. Onun altına inmez bile. Yani 30 düştüyse 10 da altına siz koyarsınız ki bunu durdura durdura yapmanız lazım. Çünkü bugün de durdu borsa 2-3 kere endeksten dolayı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ama kimi kime anlatacağız? Cem Bey hemen sorum şu. Arkadaş dolar. Vidin neredeyse ben de alayım demiş. Valla bilseydiniz alırdınız. Ben bile alamadım. Bilse ben de alacağım. Alsaydım şu an herhalde bu program yerine Türkiye dışında olurdu. Yarın sabah bakacağım ben kaçtan satılıyor diye.